Merhaba arkadaşlar bu videoda Eclipse derleyicisi ile bir Java projesi oluşturup bunu GitHub'a gönderme ve GitHub'daki değişiklikleri tekrar e, projeye geri çekme ve var olan bir projeyi e, GitHub'tan alarak oluşturma gibi e, adımları göstereceğim. Önce e, GitHub'da yeni bir e, depo oluşturalım buradan new diyerek yeni bir depo oluşturabiliriz. Bu şekilde bir şey yaptık, public şey yaptık ve e, readme dosyasını ekle dedik. Evet, bu şekilde bir depo oluşturduk. Diğer yapacağımız şey ise bir e, token oluşturmak, bağlantıda kullanabileceğimiz. Bunun için yine buradan ayarlara geliyoruz ve eee Developer Settings kısmına geliyoruz. Buradan Fine Grain Tokens kısmına geliyoruz ve yeni bir token oluştur diyoruz. Evet, Eclipse Token diyelim mesela. 30 gün kalabilir. Sahibi bir bu şekilde seçtik. Bütün depolara erişebilsin ve bütün izinleri burada ayarlayalım. Read Write olarak bütün izinleri veriyoruz. Evet hepsinin bütün izinleri verdikten sonra buradan e, token oluştur diyelim. Evet bu oluşan e, token'ı bağlantıda kullanacağız. Evet önce bir Eclipse projesi oluşturalım. Evet Eclipse'de basit bir proje yazdık. Burada bir kişi sınıfı var. İsim, yükseklik ve isim, boy ve yaş alanları bulunuyor. Ve program ana sınıfında ise 3 tane kişi oluşturulmuş ve bunlar ekrana yazılmış. Bu şekilde bir projeden söz ediyoruz. Evet burada bu şekilde çalıştığını görebiliriz. Şimdi bunu GitHub tarafına demin depoyu oluşturduğumuz kısma bunu göndermek istiyorum. Bunu yapabilmek için projeye ters tıklayıp buradan team kısmına geliyoruz ve share project alanına geliyoruz. Ve share project alanında yeni bir depo oluştur diyeceğiz. Bu bizim aslında lokal depomuz olacak. E, GitHub kısmıysa uzaktaki depo e, sunucudaki depo. Bu lokal depoda bunun ismi e, ne olsun mesela işte projenin adı olabilir. Ve burada e, dal ismine master, branch ismine master diyebiliriz ve finish diyelim. Bu şekilde tekrar finish deyip bunu, bunu e, dikkat ederseniz soru işaretleri oluştu. E, dolayısıyla artık burada bir aslında e, lokal e, bir depo oluşturmuş olduk. Şimdi yapacağımız şey ise e, yine bu projeyi ters tıklayıp e, team'e gelip bunu index kısmına göndermek. E, daha önceki e, videomda aslında e, git e, tarzı sistemlerden bahsetmiştim ve burada ee, aslında 3 farklı alan lokal bizim burada yazdığımız proje Ve arada hazırlama alanı ki indeks kısmı ve Lokal e, depo e, Kısmı var işte önce bunu indeks kısmına gönderiyorum ve dikkat ederseniz O soru işaretinin hepsi Artı işaretine dönüşmüş oldu ee, Daha sonra yapacağımsa yine team'e tıklayıp bu sefer e, Commit Kısmına gelmek Evet burada commit kısmında ee, şöyle görebiliriz burada commit e, nesnesin commit mesajını burada yazmamız gerekiyor diyelim ki işte proje oluşturma gibi bir mesaj yazdık e, commit deyip lokal depoya gönderebiliriz e, commit and push deyip aynı zamanda da push biliyorsunuz uzaktaki depoya gönderme işlemi olduğu için her ikisinde aynı anda yapılabilir e, buna bastığımız zaman et evet, ilkinde tabii ki e, uzak Depo ile bir bağlantı kısmını kurmadığımız için ilkinde hata verecektir. Burada Push Head kısmına bastığımız zaman aslında buradan biz bu bağlantıyı sağlayacağız ve bu bir seferliğine yapıldıktan sonra artık Push ve Pull işlemleri diğer komutlar rahatlıkla devam edebilir. Şimdi bizim burada URL kısmında GitHub'daki depodaki e, linki kopyalamamız gerekiyor o da e, Bu bizim Eclipse Project diye oluşturduğumuz deponun e, Kısmına geldiğiniz zaman burada kod kısmında e, Uzantısı git olan bir URL var bunu kopyalıyoruz Ve Gelip buraya Yapıştırıyoruz ve yapıştırdığımız zaman zaten e, bazı kısımları kendisi dolduracaktır e, Sadece user kısmına e, Mail adresi veya kullanıcı adı yazılabilir Burada işte mesela kullanıcı adını yazdım şifre kısmına ise aslında GitHub şifresi değil o odemin oluşturduğumuz Token'ı kopyalamamız gerekiyor Evet şuradaki token'ı kopyalıyoruz Ve buraya yapıştırıyoruz Preview butonuna bastığımız zaman bu şekilde Bilgiler gelecek Tekrar preview bastıktan sonra Artık eğer buralarda hata almıyorsanız hani bağlantı kurulmuş demektir. Sadece push dediğim, dedikten sonra e, yine bir seferliğine aslında bu pencerede de çıkıyor. E, daha sonra çıkmayacaktır. Yine kullanıcı adı kısmına e, kullanıcı adımızı, GitHub kullanıcı adımızı buraya da yine token'ı yapıştırıyoruz. Dolayısıyla e, oraya GitHub şifresini falan girmiyoruz. Evet bu şekilde push mesajını aldıysak bunun bu projenin aslında artık uzaktaki depoya gönderildiğini söyleyebiliriz. Ve buradaki dikkat ederseniz artık ikonlar da dosya üzerindeki ikonlar da değişmiş oluyor. Evet depo kısmına geldiğimizde yeni gönderilen bazı şeylerin oldu burada uyarısını da veriyor. Bu kısmına biz master olarak gönderdiğimiz için dalın ismi master'a tıkladığımız zaman Burada bizim Eclipse projesini görebiliriz ve bizim burada yazmış olduğumuz e, proje kodlarında görebiliriz. Peki var olan bir depoyu kendi bilgisayarımıza nasıl getirebiliriz? Java projesinin Eclipse projesini buraya nasıl getirebiliriz? Burada import e, project diyebiliriz ya da file kısmından yine import'a gelebiliriz. Aynı kısma gelecektir. E, nereden? Git e, sisteminden getireceğimizi için Projects from git diyorum. Next dediğim zaman... Burada klon var. Bir lokal depo değil. Bu klon dememiz lazım. Uzak depodan bunu kopyalamamız için. Klon url e deyip next diyorum. Ve buraya buradaki yine aynı git uzantılı şeyi kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdığımız zaman aslında dediğim gibi yine buralar kendiliğinden gelmiş oldu. Ama buradaki şifre şeyi değil aslında. Burada bizim oluşturduğumuz... Yeni token'ın kopyalamamız lazım. Evet bunu da kopyaladıktan sonra next diyorum. Ve burada aslında ee, dalları gösteriyor. Bizim kopyaladığımız master'ın içerisindeydi. E, dolayısıyla hani main'i kaldırabiliriz şimdilik. E, ve next diyelim. Daha sonra da buradan Eclipse projesini gör, e, gördük. Ve bu Eclipse projesini e, yine bizim lokal... E, depodaki git'in içerisine kopyalamış olacak. Next diyorum. Evet. Ve burada var olan projeleri görebiliriz. Next diye finish diyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi buraya projeyi getirmiş olduk. Bu bilgisayarda normalde e, buradaki e, iki farklı aslında bilgisayar kullandım. Diğer bilgisayardan projeyi Oluşturmuş olduğumuz projeyi e, GitHub'a yükledik Burada da farklı bir bilgisayar burada da e, o projeyi e, Sıfırdan buraya nasıl kopyalayabilir bunu görmüş olduk e, Programı açtığımız zaman Ve ben bunu mesela derlemek istediğim zaman aynı çıktığı burada da Görebilirim diyelim ki ben burada mesela bir değişiklik yaptım işte e, P3'ü sildim mesela Ve artık al, aldığımız çıktı Bu şekilde bir çıktı Dolayısıyla ee, bu değişikliği mesela ben göndermek istiyorum Yapacağım şey nedir yine aynı şekilde e, Team Ve e, buradan e, Add to index diyorum Daha sonra da Team Commit diyorum Ve buraya bir mesaj yazacağız Mesela P3 silindi diye bir mesaj yazdım buraya e, Direk e, Commit and Push diyorum Evet bu şekilde p e, Gönderildiğini görebiliyoruz. Tekrar gelelim buraya ve buradan yine master'a gidelim, projeye geçelim ve buradan da program Java'ya gelelim. En son yaptığımız değişikliğin burada da güncellendiğini görüyoruz ee, ve e, buradan historiye bakacak olursak en son işte P3 silindi şeklinde bir ifadenin burada olduğunu daha önceki de proje oluşturmaydı. Evet diğer bilgisayardaki duruma baktığımız zaman ama aslında bu halen P3 burada eski haliyle. Dolayısıyla burada da ne yapmamız gerekiyor? Ee, bu değişikliği buraya getirebilmemiz için yine buna ters tıklayıp team deyip pull dediğimiz zaman e, aslında buradaki pull neydi? E, de, lokal depoya getirmeden Uzaktaki depodan direkt klasörde, klasöre kopyalayıp değişikliği yapacaktı. Pull deyip e, Finish dememiz yeterlidir ve e, gördüğünüz gibi son güncel halini buraya getirmiş olduk. Evet bu videoda Eclipse'de e, Java projesini e, GitHub'a nasıl yükleyebiliriz? GitHub'tan bir depodan sıfırdan nasıl e, bir projeyi e, klonlayabiliriz? Ve yapılan değişiklikleri nasıl getirebiliriz bunları göstermiş oldum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.